Gülbin'le Çocukça'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Amine Şükeyna Kartaloğlu, Ensar Açıkgöz, Elif Beren Eker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Amineciğim, sen biraz iyi değilsin gibi duruyorsun. Neden öylesin? Acaba bana mı öyle geldi? Sana öyle geldi. Tamam, bana öyle geldi. Peki. Evet Elif'ciğim, senden başlayalım. Biraz bize kendini tanıtır mısın? Evet. Evet, dinliyorum. Adın, soyadın, yaşın, nelerden hoşlanırsın? Ben şeyden hoşlanırım. Bana bakarak konuşabilirsin. Tamam. Ben benim yaşım 4. Evet, 4 yaşındasın. Benim de 4. Evet. Elif, Beren, Eker. Evet. Nelerden hoşlanırsın? Neler yapmaktan? Boyama yapmaktan. Başka? Oyuncak oynamayı seviyor musun? Seviyorum. Onu da seviyorsun. Başka? Başka bir şey değil. Günün nasıl geçiriyorsun mesela? İyi. Hani sabah kalktıktan sonra neler yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Anlatırım. Tamam, dinliyoruz o zaman. Yemek yeriz. Kahvaltı yapıyorsunuz, evet. YouTube'dan sonra... Akşam oluyor, uyuyorsun. Evet. Sonra tekrar sabah oluyor. Peki kardeşin, ablan, abin var mı evde? Yok. Sen tek misin? Evet, kardeşim olacak. Olacak, oh ne güzel. Evet Ensar'cığım, senden devam edelim. Biraz kendini tanıtır mısın bize? İsmin, soy ismin, yaşın? Yaşım 4. Evet. Nelerden hoşlanıyorsun? Boyama yapmaklardan. El boyaması yapmaktan. Başka? Kaydıraktan kaymaktan. Parkta oynamayı seviyorsun yani. Yapboz yapmak. Yapboz çok güzel. Başka? Bu kadar. Koşmayı. Bu kadar. Tamam, çok güzel. Evet Amineciğim, senden devam edelim. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Dinliyorum o zaman. İsim, soy isim, yaş, nelerden hoşlanırsın, arkadaşların gibi sen de bahseder misin? Adım Amine Şükrü'nün Akartan'da. Evet. Ya, kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Nelerden hoşlanıyorsun? Arkadaş edinmekten. Arkadaş edinmekten. Başka? Başka da bir şey yok mu? Amine bugün bize biraz sert. Neden öyle davranıyor acaba? Sadece bir tane soru. En yakın arkadaşın kim? Eymen. Ama başka Eymen. Başka? Başka arkadaşın var mı? Bir de Esra. Esra. Tamam. Peki sizin en yakın arkadaşın, Ensar'cığım senin en yakın arkadaşın kim? Erdem, Hakan, Kemal. En yakınların değil mi? Tamam. Köyde ama. Köyde. Biz de buradan gidince köye gideceğiz. Yani yazları oynuyorsunuz beraber, öyle mi? Kışın görüşemiyor musunuz? Hani biz şu an kış mevsimindeyiz ya. Görüşemiyor musunuz onlarla? Şimdi köye gideceğiz. Buradan gideceğiz. Anladım. Peki Elif, Beren, senin en yakın arkadaşın kim? Zeynep. Başka? Zülal. Başka? Başka da bilemedin. Yok. Tamam. Şimdi aklıma geldi de İkra. Ensar beni de söyle diyor galiba.
He? Söylemedim. Ensar beni de mi söyle diyor sana? Yok. Evet diyor. Diyor bak. En yakın arkadaşlarınızla şöyle bir el sallamak ister misiniz kameradan? Evet. Hadi onlar burada yok ki el sallayın, böyle bir selam gönderin. Heh, tamam. Onlar da sizi izlediğinde görsünler el salladığınızı, tamam mı? Tamam. Hı. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Bizim duyu organlarımız var. Neler evet. Bunlar? Mesela görmeyi nasıl sağlıyoruz? Neyle sağlıyor? Hangi organımızla sağlıyoruz görme? Beynimizle. Görmeyi. Gözlerimizle. Evet. Gözlerimizle. Beyin bütün organlarımızı yöneten bir organımız. Yani beyin hepsinin ana organı değil mi? Hepsi beyinde toplanıyor ama hepsinin kendine ait bir organı var. Mesela duyma. Kulak. Evet. Burun mesela, koku mesela. Burun. Evet, onu ben söylemiş oldum değil mi? Peki tad alma. Yemek. Ağzı. Ağzın içinde neyle tad alıyoruz? Hangi organımızla tad alıyoruz? Yemek. Yok. Şimdi ağzın içinde bir organımız var ve biz onunla tad alabiliyoruz. Hangi organ? Efendim? Kan dedi. Kan değil, kan dedi. Amine Şükena, sen söyle. Bilmiyorum. Mesela şu an sen konuşabildiğine göre hangi organ senin konuşabilmeni sağlıyor? Ağzın. Ağzın içinde ne var? Bilmiyorum. Dilimiz yok mu? Dil var. Dil var değil mi? Evet, dilimizle tutuyoruz. Evet, dilimiz, tadı alıyoruz. Dilimizle tadı alıyoruz değil mi? Evet. Hatta dilimizin farklı bölgeleri hep farklı acı, tatlı, ekşi, farklı tatlar alabiliyor. Bunu biliyor muydunuz? Öğrenmiş oldunuz şu an, tamam mı? Tamam. Şimdi bununla ilgili olarak sizinle bir oyun oynayacağız biz. Olur. Nasıl bir oyun biliyor musunuz? Ben size dokunarak, gözlerinizi kapatacağım. Dokunarak ve koklayarak, sadece el yordamıyla ve koklayarak bir şeyler göstereceğim. Onlara ne olduğunu bilmeye çalışacaksınız gözleriniz görmeden. Tamam, hazır mısınız? Heyecanlı mıyız? Evet. Bir duyayım ama, volüm duyayım o evet. Zaman. Evet. Tamam. Başlıyoruz o zaman yavaş yavaş oynayın, tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Evet. Elif Beren'den başlıyoruz. Elif Beren'cim, sana tuttuğum şeyi elinle bakar mısın? Elinle. Elinle. İçine elini sokabilirsin. İçine elini sok. Elma. Söylemeyecektin, içinde tutacaktın. Sonra söyleyecektik ya. Sen bir bak bakalım şöyle bir ne oldu. Tamam. Elma. Evet, sendeyiz Ensar'cığım. Sen de bir bak ama söyleme ne olduğunu. İçinde tut, tamam mı? Şöyle bir baktın, tamam. Çıkarmaya çalışmayabilirsin. Elma. Tamam. Amine'cığım sendeyiz. Elma. Evet, hepinizin ortak fikri elma mı? Evet. Açmıyoruz evet. Gözlerimizi. Tamam. Elma değildi mesela o. Yanlış bir şey söylediniz ama... Ne? Onu bittikten sonra göreceğiz, tamam mı? Şimdi tekrar başlıyoruz. Elif Beren'cim elini daldırabilir misin? Bir şey var ama söyleme sakın, içinde tut. En son söyleyeceksin. Bir elinle böyle bir yokla bakalım. Heh, tamam. Bu bana sandık geldi. Tamam, içinde tut sonra. Ensar'cım sıra sende. Heh, evet. Bir eline sıkabilirsin. Tamam. Sen de içinde tut, sen de içinde tut. Bilmiyorum. Hayır, söylemeyeceksin, en son söyleyeceksin. Herkes baktıktan sonra, tamam. Amine'cim sen de. Pamuk. Ama söylemeyeceksiniz. Hepiniz içinde tutacaksınız. En son söyleyeceğiz, tamam mı? Neymiş şimdi bu? Pamuk. Evet, doğru. Açmıyoruz gözlerimizi. Şimdi bunu koklayarak. Evet. Elif Beren'cim koklayabilirsin sana uzattığım şeyi. Kokla kuzum. Söyleme. Ensar'cım kokluyor musun? Biber. Amine Şükena kokluyor musun? Tamam. Evet, yorumlarınızı alayım. Çikolata. Çikolata. Hayır, değil. Başka? Kakao. Evet. Kako. Aferin. Amine bildi. Sıradakine geçiyoruz. Tekrar kokluyoruz. Amine'den başlıyorum bu kez. Sakın söyleme. Kokla. Tamam. Ensar kokluyor. Sakın söyleme. Elif Beren'cim birazcık yaklaşırsan sen kokluyorsun. Evet. Ne olabilir kahve. Bu? Kahve. Türk kahvesi değil mi? Evet. Tamam, bir tane daha koklayacağımız bir şey geliyor ama buna dikkat edin, dökülebilir. Aynen, senden başlıyoruz. Sakın söyleme, kokla sadece. Ensar'cığım sıra sende, sakın söyleme, sadece kokla.
Elif, Beren sakın söyleme, sadece kokla. Evet, ne olabilir? Bal. Bal. Hayır, değil. Başka? Su. Su. Değil. Ya. Ya. Değil. Yoğurt. O da değil. Kokudan anlayamadık mı? Aa. Bir kez daha koklamak ister misiniz? Geçelim mi? Tamam. O zaman bir kez daha Amine'den başlıyorum. Ensar, sen de. Elif, Beren. İçecek. İçecek. Ne iç? Yok, içecek de değil. Anlayamadık. Tamam, bunu da geçiyoruz o zaman. Bir tane daha geldi. Amine'cim koklayabilirsin. Kokla, iyice kokla. Ensar'cım kokla. Elif, Beren kokla, kokla, kokla. Ne olabilir? Marul. Dereotu, aferin, Amine bildi. Bravo. Ben de bildim. Ama sen marul dedin. Bu marul değil, dereotu. Ben de dereotu dedim. Şimdi elimizi bir şeye daldıracağız ve sıkacağız, tamam mı? Tamam. Amine'den başlıyorum. Amine, sık elinle. Ne olduğunu anlamaya çalış. Tamam. Ensar'cığım, sık ne olduğunu anlamaya çalış. Sen de sıra Elif, Beren. Sıkabilirsin istediğin kadar. Ne olduğunu anlamaya çalış. Ne bu? Mandalina. Aferin. Doğru. Şimdi bir şey daha elimizi daldıracağız. Tamam. Ve ne olduğunu anlayacağız. Tekrar Amine'den başlıyorum. Son bir. Evet Amine'cim, daldırabilirsin. Üstüne sürme. Heh. Daldır. Tamam. Aklı içinde tut, tamam mı? Söyleme. Evet Ensar, sen de. Ay. İçinde tut. İçinde tut, tamam mı? Söyleme. Tamam. Evet, sen de Elif, Beren'cim. Daldır elini. Heh, ne olabilir bu? Yok. Evet, teşekkür ederim. Açabilirsiniz gözlüklerini. Hemen, evet, verelim ıslak mendil. Açabilirsiniz gözlerinizi. Şimdi siz neyi bilemediniz biliyor musunuz? Bir onu bilemediniz. Bir de, bak önünüzde bir şey daha var, bilemedin. Hayır, onu bildiniz. Onu bildiniz. Bu. Onu da bildiniz. Bu. Evet. Bu. Onu bilemedin, domates demediniz ona, elma dediniz. Bu. Dereotu, onu bildiniz. Onu Amine bildi. Ben. Domates. Domatesi bilemediniz, ya. Elma gibi geldi size. Bu da pamuk. Evet, o da pamuk. Şimdi buradan neden şey... Neden pamukları yiyeceğiz? Pamuklar yemek için değil, sadece dokunup anlamanız içindi. Ha. Bir de o çok turuncu güzel şeyin ne olduğunu da bilemediniz. O da ne biliyor musunuz? Sirke. Sirke gibi kokmadı mı size? Ben aslında çok çok kokar, belki siz rahatsız olursunuz falan diye düşünmüştüm ama iyi ki rahatsız olmadınız o zaman. Peki şunu anladık buradan. Gözlerimiz görmediğinde de dokunarak ya da koklayarak bir şeylerin, nesnelerin ne olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Evet. Yani evet. Sadece... Ama göremiyoruz. Ama göremiyoruz. Evet. Sadece dokunarak ve koklayarak... Bir de arabalar eziyor bizi. Tabii görmediğimizde arabalar da bizi ezebilir. Onları sonuçta koklayarak ve dokunarak bakamayız, bilemeyiz değil mi? Evet, geldiğini de bilemeyiz. Evet, başka neler olabilir? Görmenin ne eksikliği olabilir hayatınıza? Ensar'cığım, başka görmenin ne eksikliği olabilir? Ensar onları sayıyor. Ne eksikliği olabilir görmenin başka? Evet, ışığı göremeyiz. Her yer karanlık olur değil mi? Evet. Aferin sana. Başka Elif, Beren? Arabalar görmeden bizi ezebilir. Sonra ölürüz. Ölürüz diyorsun. Mezarlığa gideriz. Evet, ölüler mezarlığa mı gidiyorlar? Evet. Yani orada iskeletler var. Tamam. Peki... Amine'cim, sen söyler misin, görmezsek neler olabilir hayatımızda? Ne gibi eksiler katabilir? Çarpabiliriz. Başka? Ya düşebiliriz. Her yer kapkaranlık olsaydı ne düşünürdünüz? Işık. Mutlu olur muydunuz? Evet. Hayır. Mutsuz olurduk her yer kapkaranlık olsaydı. Evet. Hayır. Peki Elif, Beren'cim, hani karanlık olur dedik değil mi? Evet. Mesela renkleri seviyor musun sen? Işığı, evet. Renkleri seviyor musunuz? Evet.
Mesela ne renkleri seviyorsunuz? Hangi renkleri? Kırmızı. Başka? Mavi. Pembe. Pembe. Evet, başka? Mor. Yeşil. Yeşil. Tamam. Mesela gökkuşağında bir 7 renk var değil mi? Sarı. Gökkuşağında hangi renk var? Bir sayar mısın? Kırmızı. Pembe. Turuncu. Turuncu. Mor. Mor. Sarı lacivert. Sarı lacivert. Sen Fenerbahçeli misin? Pembe. Yok. Sarı lacivert dedin ya peş peşe. Ben Fenerbahçeli olduğunu düşündüm. Hangi takımlısın? Trabzon. Trabzon. Vay. Amineciğim sen? Beşiktaş. Oo. Elif Beran? Beşiktaş. Hadi. Ben de Trabzon. Sen de Fenerbahçeli olsaydın. Ben Fenerbahçeliyim, fanatik. Ben de. Sen de mi Fenerbahçelisin? Ben de. Yanlış. Yanlış düşündün. Beni kırmadı tabii Elif Beren. Tamam, mesela gökkuşağı ne zaman çıkıyor? Yağmur yağınca. Yağmurdan sonra değil mi? Hiç gökkuşağı gördünüz mü? Görmediniz ben mi? Ben gördüm. Nerede gördün amneciğim, anlatır mısın arkadaşlar? Ben de gördüm. Ama nerede? Ben de. Nerede gördün bunu? Çizgi filmde değil, gerçek gökkuşağını gördünüz mü hiç? Hayır, ben gerçekten hiç görmedim. Ben görmüştüm. Ben de. Ama küçükken. Ben de küçükken görmüştüm, biliyor musunuz? Ben de küçükken. Kuzenlerimle gökkuşağını kovalamak için çıkmıştık ama çok küçüktük o zamanlar. Yağmurdan sonra çıkıyor. Bütün renkler ortaya çıkıyor bir anda. Ağaca tırmanıyor. Ağaca tırmanıyor. Ne tırmanıyor? Çocuk ağaca mı tırmanmaya çalışıyor? Sen çok mu seviyorsun böyle ağaç falan? Elmayı. Elmayı. Sulu sulu elma. Sulu sulu elma olsa da yeseydik değil mi keşke? Ben de kekik yerim anca. Sen ne yersin? Kekik. Ev. Peki. Mesela bu kıyafetlerinizi seçerken. Ne zaman oynayacağız? Ben şimdi size sorular soruyorum, bu şekilde şey yapıyoruz. Oyun da oynamış oluyoruz. Oyunu oynadık, bitirdik ya şimdi mesela. Tamam mı? Onlarla oyun oynadık. Evet, onlarla oyun oynadık. Ensar'cığım mesela kıyafetini kim seçti buraya gelirken? Ve turuncu falan giymişsin, ben. Ve seviyor musun rengi diye merak ediyorum. Ben turuncuyu seviyorum. Hı hı. Amineciğim senin kıyafetini annen mi yardımcı oldu seçmen konusunda? Yok. Kendin istediğini giydin. Ben de. Elif Berencim sen peki? Kendim seçtim. Kırmızıyı seviyor musun? Peki renkler dünyamızda olmasaydı, her yer siyah beyaz, her yer kapkaranlık olsaydı ya da sadece beyaz ve renk olarak siyah ve beyaz olsaydı, ne düşünürdünüz? Işık. Yok, başka mesela mutlu olur muydunuz bu durumda? Hayır. Mesela ne siyah olmamalı? Ağaç, elma. Evet, onlar hiç siyah olamaz değil mi? Kürk. Kürk. Ayının kürkü. Ha, ayının kürkü, postu. O da siyah olamaz, öyle mi? Evet. Kırmızı. Çiçekler. Çiçekler sarı da. Siyah olamaz, evet çok güzel. Sarı da, mor da. Başka ne siyah olamaz? Pembe de. Mavi de. Turuncu da. Nesne olarak, somut bir nesne olarak. Kırmızı. Kırmızı. Yok. Karıştı şimdi. Somut bir nesne olarak. Mor siyah olamaz. Mor siyah olamaz. Tamam, renkler birbirine karışamaz yani. Ben söyleyeyim. Tamam. Bugün geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Programdan memnun kaldınız mı? Evet. Ben de sizle tanıştığım için çok memnun oldum. O zaman beraberce programı kapatalım. Hadi bana yardımcı olun, tamam mı? Tamam. Gülbin'le Çocukça'dan bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.